Burada bu ara katılan firmalarımıza, Türkiye içinden ve yurt dışından gelen tüm firmalarımıza, Gaziantep'imize, Gazi şehrimize hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun diyorum. Ve Adil Bey. Ya Allah, bismillah. Doğru dayımızdan da satış oluyor. Hareketli olmuyor. Güzel mi dedin? Ay, güzel değil mi? Bu güzel bir fikir oldu. Bu güzel oldu. Çok güzel. Var mı? Yok. Evet. Tebrik ediyoruz. Hareketli olsun. Hayırlı olsun. 100. yılında 100 eser sloganıyla Sayın Valimizin öncülüğünde başlatılan, belediye başkanlarımızın ve Fatma Hanım'ın desteğiyle başlatılan proje kapsamında Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 330 tane esnafımızın milli eğitime bağışladığı arsaya Fatma Hanım'ın girişimleriyle sağ olsun İstanbul'da yaşayan ayakkabıcı Ali Urgan Bey isim hakkını vermeyi kabul etti. Sayın Valimize de, Sayın Belediye Başkanımıza da bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Artık bizim de kendimize ait bir Anadolu ayakkabı meslek lisemiz olacak. İnşallah temelini buradaki hazırlığımla birlikte hep birlikte atacağız. Sağ olun efendim. Kıymetli misafirlerimiz, yine Gaziantep Ayakkabıcılar Odası olarak paydaşlarımızla birlikte istihdama katkı sağlamak için Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Ayakkabı Üretim ve Tasarım Bölümü, meslek eğitim merkezlerimiz ve kadın kooperatiflerimizle birlikte 80 bin kişinin istihdamın sağlandığı yaklaşık 1600 ayakkabı terlik imalatçısı, 1500 civarında parakendecinin bulunduğu bir sektöre adanılan nitelikli iş gücünü sağlayabilmek adına buralara büyük bir emek ve destek vermekteyiz. Dilerim buradaki öğrenci sayımızı arttırır, sektörün ihtiyacı olan kalifiyeli iş gücüne ve geleceğin markalarına burada alan açarız. Kıymetli misafirlerim, bu amaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği 2023 yılında 10 global markadan bir tanesi neden bir ayakkabı firması olmasın? İnşallah 2023 yılında Türkiye'den bir markanın global marka dünyasında kendisine yer açması bizi sevindirecek. Ama bizim en büyük sıkıntımız Gaziantep'te 1600 tane imalatçı, 1500 tane parakendeci olmasına rağmen hala bir markamız yok. Ankara sesimizi duysun. Bugün bir marketten bir ürün aldığınız zaman üründe şu yazıyor: bu ürün şu firma tarafından şu şehirde üretilmiştir. Neden ayakkabılarının altında böyle bir ibare olmasın? Çünkü biz kendimizi hiçbir şekilde tüketiciye duyuramıyoruz. Bu saatten sonra da markalaşma trenini kaçırdığımız için marka olma şansımız da biraz zorlaşmış durumda. Bu konuda hassasiyet diyeceğiz efendim. Kıymetli misafirler, ayakkabı kalkınma ajansımızdan aldığımız destekle üniversitemizle birlikte Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'na içerisine akredite olmuş İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci ayakkabı test merkezini açtık. Şu an tüm bölgeye hizmet vermekte. Bu da bizi sevindiren, gururlandıran bir yatırım. Devlet büyüklerimize ve kalkınma ajansımıza ve üniversitemize bu konuda göstermiş oldukları destekten dolayı da özellikle teşekkür etmekteyim. Pandemi geçirdik, zor bir süreç geçirdik. İmalatta ve üretimde sıkıntılar yaşadık. Esnafımızı ve imalatçılarımızı online sahada bir alan ve pazar açmalarını sağladık. Bugün e-ticarette Gaziantep'li üreticilerimizin ve parakendecilerimizin ciroları %200 artmıştır. Bu da bizi sevindirmiştir. Fakat normalleşmeyle birlikte fiziki mağazaların kapanmayacağı yine kendini ispatlamış oldu. Şu an bir dengede ilerlemekteyiz. Çoban Bey bölgesinde yapılan, sınırımızın hemen yan tarafında ayakkabıcılar sitesi. Burada amaç 10 bin Suriyelinin iş gücünün Suriye topraklarına tekrar vatanına kavuşması, orada işlerini ve hayatını devam ettirmesi. Çok güzel bir proje, destekliyor sonuna kadar. Yalnız burada şöyle küçük bir nüans var arkadaşlar. Burada yapılan ürünler Türkiye üzerinden Irak pazarına satılmakta. Biz Gaziantep olarak yapmış olduğumuz ayakkabı ve terliğin %52'sini o pazarda alıcı bulmaktayız. Burada bir haksız rekabet oluşmakta. Çoban Bey'de elektrik, vergi, işçilik, sigorta maliyetleri bizim şartlarımıza göre daha ucuz olduğu için haksız bir rekabet doğurmakta. En azından Çoban Bey'den çıkan ayakkabıların bir fon, bir gümrük uygulayarak Sayın Vekilim diğer tarafa gitmesi buradaki rekabet gücümüzü
kaybetmememize neden olacaktır. Yoksa rekabet gücümüzü kaybedeceğiz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Döviz almış başını gidiyor. Ham madde fiyatları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmakta. Bu da üreticilerimizi sıkıntıya sokmakta. Üfe tüfe arasındaki %25'lik fark, parakende sektöründe Mart ayında yazlık ürünlerle birlikte ayakkabıda yansıma yapacak. Ama alım gücünde de bir düşme olacak. Üretici üretmek istiyor. Parakendeci şu an normalleşmeyle birlikte hızını almış bir şekilde gidiyor ama hala 2019'un gerisindeki rakamlardayız. Ham madde fiyatlarında en azından şu süreç geçene kadar Ankara'dan ricamız Sayın Bakanım, en azından ihtiyacımız olan ham maddelerin ek vergilerinin bir süre için sıfırlanması veya düşürülmesi. Bu bizim rekabet gücümüzü arttıracaktır. Bir de içeride şu an stok başlamıştır. Meslekten alakası olan olmayan insanlar stok yapmaktadır ham madde konusunda özellikle. Bunların da önünü kesmiş olacağız. En azından bir piyasada rahatlama olabilir. Şu an talep var, ham madde yok. Talep var, normalin üzerinde bir fiyat artışı var. Günlük fiyat alıyoruz ve sıkıntı yaşamaktayız. İnşallah bu konuda bir çözüm bekleriz. En azından içerideki ham madde üreticilerimizin mücbir sebep hakkını kullanıp en azından iç piyasadaki bizlere ham madde aktarması en azından birazcık bizim rekabet şansımızı arttıracaktır. Yine derede yaşadığımız bir sıkıntı var. Yine ihracatçılar, Dere ve Deri Mamuları İhracatçılar Birliği'miz, Türkiye Ayakkabı Sanayiciler Derneği'miz ve Türkiye Ayakkabı Federasyonu'muzla birlikte Ankara'da yapmış olduğumuz görüşmelerde bir netice alamadık. Şu an kromlu derede jelden kaynaklı bir sıkıntı yaşamaktayız. Şu an deri fiyatlarında bundan dolayı bir yükseliş var. Deriye ulaşamıyoruz. O yüzden bizim talebimiz şudur. Lütfen yarı mamülü değil de mamül malın satılması noktasında bizim desteklenmemiz, bu jel firmalarının, bu kromlu derilerin fonlarının şu an var. Daha böyle sıkıntılı bir seviyeye arttırılması, önünü kesilmesi, iç piyasada en azından bizler gibi üreticilerin korunmasını sağlamak önemli olacağını düşünmekteyim. Ayakkabı fuarımızın tüm bu yaşanan sıkıntılara rağmen iyi geçeceğine inanıyorum. Bu fuarı birlikte yaptığımız Akkord Fuarcılığa, Sanayi Odası'na, Federasyonumuza teşekkür ediyorum.